Merhaba, müziğin temel kavramları dersimizde tekrar beraberiz. İlk dersimizde neleri konuştuk? Dizek nedir? Yani porte nedir? Sol anahtarı, fa anahtarı nelerdir? Dizek üstünde notaların yerleri nasıldır? Ve nota değerlerimizi konuşmuştuk. Şimdi nota değerlerimizi hatırlayıp onların karşılığı sus işaretlerini konuşup zaman işaretlerine geçeceğiz. Zaman işaretleri çok önemli bir konu. Tekrar gelince üstüne konuşalım. Nota değerlerimiz, içi dolu sapı olan notamızın adı dörtlük notaydı. Ve bunun süresi bir vuruştu. Bu notamızın tam karşılığı bir sus işaretimiz var. Böyle gösteriliyor. Sus işaretleri de nota değerleri gibidir. Mutlaka ve mutlaka çalınması gereken işaretlerdir. Nasıl çalınır? Hiçbir tuşa basmayız. Yani bu işareti gördüğümüzde bir vuruş boyunca tuşa basmayacağız. Diğer nota değerimiz, ikilik nota, içi boş ve sapı olan notamız. İkilik notanın sus işareti, süresinde yazalım, 1-2, üçüncü çizginin üstünde yapılıyor. Şöyle bir işaret. Belki bir şapka gibi hayal edebiliriz, düşünebiliriz. Bunu görünce de iki vuruş boyunca bir tuşa basmamamız gerekiyor. Diğer notamız içi boş. Sapı da yok. Birlik notamız. Süresi 4 vuruştu. 1, 2, 3, 4. Yani tuşa basıp 4 sayı boyunca elimi kaldırmamam gerekiyordu. Ve bu notamızın karşılığı sus işareti de dördüncü çizginin altına bu şekilde yazılıyor. Bunu görünce de dört vuruş boyunca bir tuşa basmıyorum. Ve çok önemli bir konu zaman işaretlerimiz. Ne demek istiyorum? Parçayı çalarken bir takım kurallar çerçevesinde çalmamız gerekiyor. Kaç sayacağız? Onu anlatıyor bize. Her parçanın başında mutlaka yazılır. 4-4. Örnekleri aşağıya çoğaltıyorum. 2-4. 3-4. 4-4'ü yazdığım için geçtim. 5-4. Bu şu anlama geliyor. Bir ölçü içerisinde. Ölçü nedir? Ölçü iki tane çizginin arası. Bu çizgiler neye göre belirlenip çiziliyor? İşte bu çizgiler burada yazan bu rakamlara göre belirleniyor. 4-4 dediğimiz zaman en yalın, en sade anlatım şekliyle 4 tane dörtlük nota. Dörtlük notam neydi? İçi dolu ve sapı olan notamdı. 1, 2, 3, 4 ve bir ölçü çizgisi çizdim. Dördü tamamladım, ölçü çizgimi çektim. Bunu böyle yazabileceğim gibi aşağıya örnek çoğaltabilirim. Bir tane boş, içi boş, sapı da yok. Yani bir birlik nota yazdım. Bunun süresi de 4 vuruş. Veya 1, 2, 2 tane ikilik de yazabilirim. Bunun süresi de 4 vuruş. Çünkü bunun 1-2 idi. Bunun süresi yine 1-2. Topladığım zaman burası yine 4'ü sağladı. Böyle de yazabilirim. Bir tane ikilik nota yazarım. İki tane dörtlük nota yazarım. Yine ölçü çizgimi çekiyorum. 4'ü tamamladım. Burası 2. Burası 1. Burası da 1. Toplamda yine 4'ü buldu. Bunun tam tersini de yazabilirim. İki tane dörtlük nota yazıp bir tane ikilik nota yazabilirim. Birinci, ikinci dörtlüğüm ve 1-2 vuruş toplamda 2 nota. Topladığımda yine 4 yaptı. Ve bir eserin, bir parçanın bittiğini anlamak için sonuna bakmam yeterli oluyor. Bir ölçü çizgisinin arkasından gelen kalın çizgi o eserin bittiğini gösteriyor. Yani bu alıştırmayı yazdıktan sonra bittiyse sonuna, ölçü çizgisinin sonuna bir tane kalın çizgi çizmem gerekiyor. Bunun üstünde biraz durmak istiyorum. Bir örnek daha yapalım. 4-4'ün
Parçanın başında bir C harfi de görebiliyoruz. Bu yine 4-4 anlamına geliyor. Hiçbir fark yok aralarında. İlk başta yine 4 tane dörtlük notamı yazayım. Ölçü çizgimi de çektim. Bu birinci vuruşa gelen dörtlük notam. Bu ikinci vuruşa gelen üçüncü ve sırasıyla dördüncü dörtlük notam. Bunu böyle de yazabilirim. Araya bir tane sus koydum. Bunları nasıl çalıyorum? Nota değerlerini anlatırken konuşmuştuk. Elimizi her vurduğumuzun bir anlamı vardı. Dörtlük notaya göre elimizi nasıl vuruyorduk? Bir. Birdi. İkilik notada bir kere vurup iki sayıyorduk. Bir, iki sayıyorduk. Birlik notada ise bir kere vurup dört sayıyorduk. Bir, iki, üç, dört. Şimdi bu örneği ben çalayım size. Siz de tekrar edebilirsiniz. 3, 4 diyeceğim ve 1'de başlayacağım. Neden 3, 4? Çünkü 4 diyor. 4 saymamı söylüyor bana. 3, 4, 1, 2, 3, 4, sus, 1, 2, 1. Böyle de sayabilirim. Böyle de sayabilirim. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Yani notaların sürelerini 1, 1, 1, 1 de diyebilirim. 4 tane notam var. 1, 2, 3, 4 diye de sayabilirim. 4 zamanım var. 1, 2, 3, 4 diye saymayı tercih edin. Bir örnek parça daha yazdık. Şimdi bu parçayı çalalım. Nasıl çalacağız? Yine ellerimizi vurarak çalacağız. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Örnekler çoğaltılabilir. Teşekkür ediyorum. Bir dahaki derste görüşmek üzere.